Şimdi başlamadan önce aslında e Çoğumuz mühendisiz diye tahmin ediyorum. Hani ortamda bulunan arkadaşların. Mühendisliğin ne olduğuyla başlayalım isterseniz. Mühendislik bizim anladığımız anlamda aslında sistematik ve ölçülebilir bir şekilde süreçlere dayalı bir şekilde. Özellikle biz hani süreç kavramını ve yapısını gerçek anlamda kullanıyoruz diyebilirim. Yani bunu belki sağda solda duyuyorsunuzdur ama süreç dediğimiz şey aslında bizim başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında bir ölçülebilir faz oluşturabildiğimiz, sistem oluşturabildiğimiz ve bunu ürün geliştirmeye yansıtabildiğimiz bir kurgu. Ölçülebilir olması gerekiyor, sistematik olması gerekiyor. Sistematikle kastım sonuçta yapılan işlerin hepsinin kontrollü bir şekilde devam edebilmesi ve gözetim altında yönetilebilir bir şekilde yapılabilmesi gerekiyor. Mühendislik dediğimiz şey aslında temel olarak bu anlam çıkartılabiliyor. Şimdi yazılım ne düşündüğümüz zaman spesifik olarak yazılım mühendisliği yazılım ürününün sistematik, planlı ve ölçülebilir şekilde üretilmesi anlamına geliyor. Bilgisayar mühendisinden biraz farkı var aslında bu anlamda. Bilgisayar mühendisi farklı şeylerle uğraşabiliyor ama yazılım mühendisi ürünün kalitesinden, üretiminden ve kontrolünden sorumlu oluyor. Ee, ki genelde şöyle de düşünebilirsiniz, birçok kişi yani e, piyasada zaten yazılım mühendisi yapabiliyor. Bilgisayar mühendisi olmadan da bunu yap yapan insanlar var. Çünkü yazılım mühendisi aslında yazılım üretimiyle ilgili bir şey ve bu konuda tecrübeyi genelde insanlar piyasada çalışarak kazanıyorlar. Şimdi normalde aslında bakacak olursak ürün üretmek ve ürünü çalışır hale getirmek bizim en büyük hedefimiz. Bundan sonra kalitesiyle ilgileniyoruz. Ürünün belli bir kaliteye ulaşmasını bekliyoruz. Şimdi piyasa beklentisi ben biraz önce gördüğünüz belki 13 yıl öncesinde düşündüğümüz zaman... Çok daha uzun vadeliydi. Size bir iş veriliyordu, işin sonuçları daha sonradan alınmaya çalışılıyordu. Fakat zamanla özellikle e, bu e, yarışmacı ortamda, insanların daha hızlı bir şey üretmeleri gerektiği ortamda, ürünün, e, müşterinin ürünü görme hızı ve süresi e, birazcık daha azaldı. Yani müşteri sizden 10-15 günlük aralıklarda bir şeyler görmek istiyor. Size e, parayı verip ya da size kontratı yapıp 6 ay sonra karşınıza çıkmak istemiyor. Ne yapıyor? Bir an önce bana bir şeyler yap, göster diyor. Bunun için piyasa beklentisinin 10-15 güne düştüğünü söyleyebilirim. Ben 4 yıl önce ders vermeye başladığımda bu daha bir aydı süre olarak. Bu yavaş yavaş kısalıyor. Bu kısalmasının bir etkeni, önemli bir etmeni de aslında zaman içerisinde elimizdeki araçların çok gelişmiş olması. Mesela ben bu işlerle uğraşmaya başladığımda test yapmak zor bir işti. Biz hatta gece saat 3'te testler başlardı. Sabah 7'de mesajlar düşmeye başlardı bilgisayarlarımıza. Ve sabah 7'de uyanır, Hani neler hatalı, neler ne tür sorunlar var bunları çözerdik. Şimdi otomasyon sistemleri bundan bile çok daha hızlı çalışıyor. Tüm sistemi çok hızlı bir şekilde elimizdeki bilgisayar gücüyle test edebiliyoruz. Bu da bize aslında bu piyasa beklentisinde gördüğünüz 10-15 günlük süreyi yaratmamızı, oluşturmamızı sağladı. Şimdi çevik metodlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak çevik metodlar nelerdir? Böyle bir girizgah yaptım size. Çevik manifestonun ne olduğundan bahsedeceğim. Neden tercih edilirler? Çevik proje nasıl yürütülür? Uç programlama, extreme programming, belki duyan olmuştur aranızda. Aslında bu işin temeli extreme programming'den çıkmıştır. Daha sonra Scrum oluşmuştur. Biz de önce extreme programming'in ne olduğunu anlatacağız. Zaten burada göreceğiniz çok çoğu pratiği Scrum'da da kullanıyor olacaksınız. Daha sonrasında Scrum'ın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklamaya çalışacağım. Şimdi çeviklik dediğimiz zaman aslında karşımıza çıkan şey ee, hızlı değişime hızlı bir şekilde tepki verebilmek. Bilmiyorum evde kedisi olan var mı ama eğer kediyle oyun oynarsanız çok hızlı bir şekilde sizin verdiğiniz etkiye tepki verebilir. Biz hani çeviklik dediğimiz zaman aslında aklımıza gelen, benim aklıma ilk gelen en evcil hayvanlardan kedi oluyor. çitayı da düşünebilirsiniz. Bunlar genelde avcı hayvanlar e, ne yaparlar? Hızlı bir şekilde tepki verebilirler. Biz çevikliği tanımlarken tepki verme yeteneği olarak tanımlıyoruz. Yani sizin olaylara tepki verme hızınız aslında çeviklik olarak tanımlanıyor. Sizin takımınızı olarak düşünürseniz de takımınızın e, herhangi bir sorunla baş etme hızı sizin çevikliğinizi tanımlamış oluyor. Şimdi çevik yazılım dediğimiz zaman aslında çevik yazılım biraz sonra detaylı olarak açıklayacağım gibi bir iskelet yapı. Yani çevik yazılımı ortaya atan kişiler zannediyorum 2000 yılından biraz daha önce ortaya çıktı ama 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri şunu fark etti. Avrupa'da, ve Asya'da ki işte Huawei'de görüyorsunuz yazılım geliştirme ile ilgili büyük bir atak var. Ve yazılım geliştirme tabii bacasız bir fabrika olduğu için üretim maliyetiniz çok düşük. Kahve ve insan gücü genelde yeterli oluyor. Çay kahve insan gücü bir de bilgisayar. Yani düşünün torna tezgahına frezeye ihtiyacınız yok. Hızlı bir şekilde üretiyorsunuz ve çok çabuk paraya dönüşüyor. Düşünecek olursanız App Store'a ya da herhangi bir yere koyacağınız bir ürün klonlanmış oluyor. Bir ürünün binlerce versiyonunu satabiliyorsunuz ve her sattığınız ürün Gates'in ne kadar hızlı zengin olduğunu düşünün. Yani ürettiğiniz bir aracı satmaktan çok daha hızlı olabiliyor. Neden Volvo'nun sahibi Bill Gates'ten daha zengin değil? Çünkü basit bir anlamda düşünürseniz adam klonladığı Windows'u satıyor. Hatta kaçak kullananlarla bile ilgilenmiyor çünkü çok küçük bir şey skalasında sattığı ürünlere göre düşünürseniz. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüz zaman aslında çevik projelerde genel olarak böyle bir tanım çıkıyor. Diyorlar ki biz Avrupa'dan geri kalmamalıyız, bunun için bir önlem almalıyız diyorlar. Ve bunun için Amerika'daki özellikle pratisyenler, yazılım geliştiren kişiler toplanıyorlar ve çevik yazılımla ilgili bir manifesto yayınlıyorlar. Biraz sonra detaylarını anlatacağım. Yani bu aslında Amerika'yı ileri çıkarmak için, geri kalmamasını sağlamak için düşünülmüş bir kurgu. Ee, tabii bunlar 97-98 yıllarında düşünülüyor. 2000 yılında bu manifesto yayınlanıyor. Şimdi niye çevik yazılım ortaya çıkıyor? Düşünürseniz bir projeye başladığınız zaman ne oluyor aslında? E, projenin birçok riskleri olabiliyor. Siz bu projeyi klasik yöntemlerle işletmeye çalışırsanız işte önce e, burada requirement analizi yapan arkadaşlar var. İsterleri belirliyorsunuz, gereksinimleri belirliyorsunuz. Sonra bunları e, design fazına geçiriyorsunuz. Sonra bunları implementasyon fazına geçiriyorsunuz. Sonra testleri yapıyorsunuz. Sonra deploy ediyorsunuz. Yani maintain ve sonra da belki de bakımını yapıyorsunuz. Şimdi bu bu fazlar arasında düşünecek olursanız birçok riskle karşılaşabilirsiniz. Ne olabilir? Requirement'lar yanlış belirlenmiştir. Siz aynı şekilde ürünü geliştirmişsinizdir. Müşteri bunu görmediği için, belki çok zaman sonra karşısına çıktığı için ürün, ben bunu bu şekilde istemiyordum diyebilir size. Bu pozisyonda büyük risk almış olabilirsiniz. Ki zaten şöyle düşünün, müşterinin aklındaki ürünü gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Aklındaki ürün sürekli bir sürü şeyden değişebilir. Karşı rakip firmasının istediği çeşitli özellikleri eklemek isteyebilir. Bunun dışında aslında düşünceleri net olarak anlatamamış olabilir. Size bunu yazı diliyle veriyor çünkü teknik olarak bir matematiksel formülasyon yapmıyor. Yazı diliyle verdiği bu bilgi yeteri kadar açık olmayabilir. Burada e, e, gereksinim analizlere ulaşan arkadaşlar bu dediğim zorlukları zaten görüyorlardır. Bunu sizin e, özellikle yazılım geliştiricilerin diline dönüştürmeniz gerekir. Bunu biz Unified Modeling Language dediğimiz bir dile dönüştürüyoruz ve anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Fakat ya yanlış yaptıysak, ya bir şeyler istediğimiz şekilde olmadıysa bir sürü insandan geçiyor bu e, bunlara kadar gelene kadarki süreç içerisinde. Bu pozisyonda biz ne yapmaya çalışıyoruz aslında? Burada bir risk almış oluyoruz. 4 ay sonra, 8 ay sonra elimizde yanlış bir ürün oluşabilir. Aslında çevik yazılım bu riskleri biraz azaltmaya çalışıyor. Müşteriyle ürün ne kadar çabuk temas ederse o kadar çabuk geri dönüş alabileceğiz. Aldığımız geri dönüşe göre de ne yapabileceğiz? Ürünü daha aktif bir şekilde müşterinin istediği hale getirebileceğiz. Burada amacımız aslında bunu sağlamak. Şimdi bunun dışında aslında sağlamaya çalıştığımız diğer şey de olayların hepsini zaman kutuları içerisinde, time boxing diyoruz ona, e e koymaya çalışmak. Öğleden sonraki workshopta zaten üzerinden geçeceğiz. Ama siz yapacağınız işleri zaman bazlı olarak işte bir aylık ya da 10-15 günlük periyotlar halinde küçük kutulara koyuyorsunuz. Küçük kutularınız olduğunu ve bunlara doldurduğunuzu düşünün. Bu kutuları sıra sıra koyuyorsunuz ve yapacağınız şeyleri belirliyorsunuz. Bunu zaman tabanlı, zaman kutusu kutucuklarıyla çözüyorsunuz. Ben genelde zaten yaptığım sınavlarda da sevdiğim sorulardan bir tanesi Ecail ve diğer üretim şekillerindeki en büyük farkı sormaktır. Burada da time boxing, time box olan çalışma şekli ecaili tanımlayan önemli özelliklerden biridir. Yoksa diğer development şekilleri, diğer yöntemler de aslında benzer durumlar yaratabilir. Time boxing bu noktada bizim için önemli. Zaman dilimlerine, zaman kutucuklarına bölerek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi her time box'ımızın, her zaman kutumuzun sonunda çalışan bir ürün ortaya çıkması. Teknik olarak aslında belki ürünün tamamı değilse bile bir ürün parçacığı her zaman kutusunun sonunda ortaya çıkması gerekiyor. Bu kesin. Eğer biz çevik yazılımla ürün geliştiriyorsak şunu söyle şöyle bir lüksümüz yok. Şey diyemeyiz. Bu iterasyon, bu yenileme sonunda elimizde hiçbir ürün yok diyemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Her zaman kutusunun sonunda çalışan bir ürün parçacığı çıkarmamız gerekiyor. O yüzden her arttırımın çalışan bir ürün parçası üretmeyi öngörmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle olması gereken şartlardan bir tanesi. Şimdi her iterasyon aslında buraya düşündüğümüz zaman bu yineleme, iterasyon aynı anlamda Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yineleme oluyor. Belki iterasyon olarak karşılaşırsınız daha farklı kaynaklarda. Aslında minik bir yazılım projesi. Ben Minnesota'da bunun dersini alırken bizim hocamız şu şekilde bir örnek vermişti. Ben de bu örneği çok beğendim. Bir buz kalıbı düşünün. Blender attığınız zaman küçük küçük bir sürü buz kalıplarınız oluyor. Aslında waterfall'u ya da işte diğer klasik yöntemleri o bu buz kalıbı olarak düşünün. İçerisinde tüm fazların olduğu. Bunu blender attığınız zaman mini mini bir sürü küçük waterfall'umuz ya da işte e klasik yöntemde elde ettiğimiz parçacık oluyor. Ecel dediğimiz şey metafor yani mecaz olarak düşündüğün zaman bu küçük küçük buz kalıplarından oluşuyor. Teknik olarak aslında her küçük iterasyon işlevsel olarak minik bir yazılım projesi. Yani minik bir klasik yöntemle yapılmış yazılım projesi. Bu da bizim için çok kritik bir bilgi. Aslında süreçler hiçbir zaman değişmez. Klasik olsun, çevik olsun hepsi aynıdır. Yani Waterfall'da ne yapılıyorsa, klasik yöntemlerde ne yapılıyorsa, çevikte de aynısı yapılıyor. Sadece aralık zaman kutularına bölündüğü için bu aralıklar içerisinde yapılan işlem minik yazılım projelerinin aslında birleştirilmiş hali. Yani bu aslında takım açısından düşündüğünüz zaman hem iyi hem kötü. İyi manada düşünecek olursak takım çok aktif bir şekilde çalışıyor. Yani ne yapıyorsunuz? Kondisyon çalışıyorsunuz. Kondisyonunuz mükemmel çünkü takım sürekli ürün üretiyor, sürekli bir şey deliver ediyor, bir şeyler üretmesi gerekiyor. Kötü olan yanı ne? Çok yorucu oluyor diğer duruma göre. Çünkü klasik yöntemle çalıştığınız zaman işte testerlar belki başka şey, yani daha yavaş çalışma şansınız var. Daha durağan çalışma şansınız var ama çevik yazılım gruplarında bu pek mümkün değil gerçek anlamda düşündüğüm. Şimdi en yaygın olanlar neler? Bunu yani benim doktora tezimde bunların çok detaylı olarak anlatımı var ama ben size burada piyasada çalışan kullanılan hani yurt dışında da yurt içinde de kullanılan en fazla kullanılanlardan bahsedeceğim. Extreme Programming belki Türkiye'de çok bilinmez. Çünkü biz direkt scrumla başladık. Ama aslında dünyada bunun başlanmış şekli Extreme Programming'dir. Biraz sonra zaten detaylarını anlatınca siz de durumu kavrayacaksınız. Scrum tabii ki ülkemizdeki en çok kullanılan yöntem. Onun dışında Future Driven Development dediğimiz işlevsel bazda, işlev tabanlı, işlev sürücülü bir şekilde ürün üretme var. Lean Software Development... Bu aslında Toyota Corolla'nın ortaya attığı bir e, Toyota Corolla'ları birisiniz belki bilmiyorum. Ben Amerika'dayken benim başıma gelen olay mesela bana hangi arabayı al dedikleri, alayım diye sorduğum zaman Toyota Corolla al demişlerdi. Niye diye sorduğum zaman da çünkü modülerdir. Kendin söküp takabilirsin dediler. Ben arabadan anlamam dedim yani hani yapamam ama dediler yani mesela bir Ford'un bir parçasını değiştirmek çok zordur ama Toyota Corolla bu noktada çok daha efektif bir şekilde e, parçalanabilir. Bir parçasını gerekirse sen bile değiştirebilirsin dediler. Yani modüler bir yapıdadır. Lean Software Development da aslında Toyota Corolla modelinin yazılımı uydurulmuş halidir. Yalın diye çeviriyoruz Türkçe'ye Lean'i. Bunun dışında bir de kanban dediğimiz bir yöntem var. Kanban yöntemine de aslında endüstri mühendisi aramızda var mı bilmiyorum ama endüstri mühendisleri bilir. Fabrikalarda kullanılan bir yöntemdir. Bunun kanbanın e, özellikle yazılım süreçlerine uygulanmış e, bir şekilde entegre edilmiş ya da adapte edilmiş haline de e, kanban diyoruz. Kanban zaten dediğim gibi e, endüstri mühendislerinin fabrikalar için kullandıkları bir modelin uygulaması, yazılıma uygulanmış hali. Bunlar en çok kullanılan, en yaygın olan modellerdir. Şimdi çevik ve klasik geliştirmedeki şu açıklığa tekrar göz atabiliriz. Bir başlangıç noktamız var projede ve planlanan bir sonucumuz var. Şimdi normalde sorun ne? Diğer mühendisliklere düşünecek olursanız, mesela makina mühendisiyseniz, bir makine üreteceksiniz. Müşteri sizden istenilen makinenin özelliklerini size verir. Siz de açarsınız, bu makineyi üretirsiniz. Eğer başka bir mühendislik düşünün, kimya mühendisiyseniz yine aynı şekilde size bir madde üretecektir. De size kurulacak olan şeyin özellikleri nettir. Genelde doğa kanunlarıyla tanımlıdır. Doğada olan kanunlar onlar için de geçerlidir. Bir krank mili yapacaksanız yapacağınız şey nettir. Müşteri neye karışmaz? İşte kenarı şöyle olsun, böyle olsun bunlarla ilgili yorum yapmaz. Bizim işin en kötü yanı müşteri olayın her fazına tek tek karışır. Gerekirse tekrar düzeltme ister ve başka şeylerde de bizi sürekli olarak meşgul edebilir. Bu noktada aslında bir başlangıç noktamız var ve planlanan bir sonucumuz var. Şimdi Türkiye'de ya da dünyada aslında birçok şirketle konuştuğunuzda belki başınıza da gelmiştir, biz de ister istemez daha önceki yaptığımız çalışmalarda kullandığımız Koden Fix Model dediğimiz bir model söz konusudur. <laughs> Bunu aslında sürekli hani... Şöyle bir espri yapayım. Mintakslama diyoruz biz hani argi şey olarak argoda. Yani sürekli ne yapıyorsunuz? Çitiliyorsunuz yazılımı. Elinizde bir şey var. Üretimi çok hızlı yaptığınız için sorunlar oluyor. Hayatınız bu sorunları çözmekle geçiyor. Bütün hayatınız bunları düzeltmeye gidiyor geçiyor. Bu aslında başlangıç noktasından planlanan sonuca ulaşmamızı istediğimiz şekilde olmasını engelleyebiliyor bu pozisyonda. Çünkü başlangıç noktasında düşündüğümüz ürünle çıkarttığımız ürün arasında büyük farklar var. Şimdi aslında bakacak olursanız endüstriyel tasarımcı arkadaşlarla konuştuğunuz zaman bu Ferrari için de geçerli, Doğan için de geçerli. Bana şunu söylemişlerdi. Demişlerdi ki, sen eğer bu ürünlerin mesela bir Doğan'ın ya da bir Şahin'in ilk andaki tasarımını görsen şaşırır kalırsın. Bu Ferrari mi dersin? Niye demiştim? Çünkü demişlerdi ki o o kadar çok kısıtla birlikte üretim hattına giriyor ki en sonunda gördüğünüz hale dönüşüyor. Bir sürü kısıt ve kritere göre. Çünkü bizim için mühendislikte yapılan tasarım aslında belli kısıtlara göre yapılır. Sonuçta sanatçı değiliz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Belli teknik kısıtlara göre üretim yapmaya çalışıyoruz. Burada da sonuç itibariyle başlangıç noktasıyla özellikle yazılım alanında diğer endüstriyel üretimlerde de olduğu gibi planlanan sonuç arasında ona ulaşmada sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şimdi aslında heavyweight ya da ağır siklet dedikleri klasik yöntemlerde ne oluyor? Başlangıç noktasından planlanan sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Demin bahsettiğim gibi sequential olarak biz bunu ne yapıyoruz? Yavaş yavaş üretim hattına gidiyoruz. Bize belki 8 ay önce verilmiş bir bilgi var. Bana bunu üretlenmiş Ve biz bunu üretmeye çalışıyoruz. 8 ay sonra bunu üretiyoruz gerçekten de. Çok iyiyiz, mükemmeliz işimizde. Ama müşteri diyor ki ben bunu istemiyorum artık diyor. Bu 8 ay önceydi diyor. Şimdi işler tamamen değişti diyor. Çünkü rakip firma diyor işte cloud'a geçti diyor rakip firma diyor başka tür bir komponent kullanmaya başladı diyor. Ben onunla yarışabilmek için diyor bunu eklemek zorundayım diyor. Ne yapıyorsunuz? Kontratları tekrar gözden geçiriyorsunuz. Ve hani tekrar ürünü baştan ele alıyorsunuz. İşte burada demin bahsettiğim code and rinse dediğimiz kodla ve parlat sistemine geri dönüyorsunuz. Tekrar parlatmaya o tür şeyleri prematür olarak eklemeye tekrar çaba gösteriyorsunuz. Şimdi burada çevik yöntemlerin özelliği şu. Planlanan sonuç bizim için çoğu projede eğer NASA için çalışmıyorsanız ya da çok büyük bir sistem için çalışmıyorsanız özellikleri değişmeyecek. Rakiplerden etkilenmeyecek. O zaman aslında bir problem yok ama planlanan sonuçla istenilen sonuç arasında benim gördüğüm şu ana kadar tecrübemde gördüğüm bütün yazılım projelerinde değişim söz konusudur. Hiçbir yazılım projesinde planlanan ilk anda bundan bir ay, 6 ay önce, 8 ay önce aklımızdaki ile son ürettiğimiz ürün birbirinin aynı değildir. Bir fark oluşur ister istemez. Ve bu çok doğaldır. Çünkü müşteri sürekli istediklerini değiştirir. Başta kendi istediklerinden de emin olmayabilir. Bunlarla ilgili farklı durumlar söz konusu olabilir. Şimdi çevik yöntemlerle yapmaya çalıştığımız şey son kertede doğru yere ulaşmak. Yani yaptığımız küçük iterasyonlarla gideceğimiz yolu planlanan sonuçtan istenilen sonuca doğru çevirmek. Geminin yönünü o tarafa çevirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca müşteriyle temas kurarak ki burada müşteri dediğimiz kurum içindeki başka bir kişi de olabilir. Yani bu yazılımı isteyen herhangi bir kişi de bunun müşterisidir. Bu noktaya gitmeye çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi burada çevik yazılımla üretim yapmanız için klasik yöntemlere göre çeşitli farklar var. Öncelikle gerçek zamanlı yüz yüze iletişim gerekiyor. Şimdi bu noktada planlanan sonuca gitmek için ne yapmanız gerekiyor? Planlanan sonuçtan istenilen sonuca göre düşündüğünüz zaman planlanan sonuca gitmeniz için elinizdeki dokümanları uygulamanız gerekiyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama istenilen sonuca gitmek için müşterideki değişimi de gözlemeniz gerekiyor. İsteklerindeki değişimi de anlamanız gerekiyor. Bunu anlamak için de aslında gerçek zamanlı ve yüz yüze iletişim kurmanız gerekiyor. Bundan başka bir yolumuz yok şu anda bulabildiğimiz. Kodunuzun çok temiz olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yazdığınız kodda ekstradan, işte burada e, developer arkadaşlar var, e, geliştirici, ne olmaması gerekiyor? E, herkesin yazdığı kodun, yani e, biz onu şey olarak düşünüyoruz, bir kılıç gibi düşünün, kınından çıkan, ne olacak? O kadar net ve stabil olacak ki kodunuz, biri baktığı zaman bir kişi yazmış zannedecek, o kadar net olacak aslında yapmaya çalıştığınız iş ki, buna müdahale etmek de kolay olsun, herkes aynı şekilde düşünsün ortak bir metaforunuz olması gerekiyor. Metaforla ilgili biraz sonra daha detaylı bilgi vereceğim ama yani ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Yazılım mühendisliğinde ben doktorlar çok benzetiyorum. Ne anlamda? Pratisyen hekimler vardır biliyorsunuz. Bizim işte de bence pratisyenlik önemli. Pratisyen olmanız gerekiyor. Nasıl bir doktor pratik çalışma yapmadan doktor olamıyorsa aslında bir yazılım mühendisi de bana sorarsanız pratik çalışmalar yapmadan gerçekten ünvanına kavuşamaz. Yani e, nasıl bir doktor ameliyata girmelidir, bir takım pratik tecrübeler kazanmalı. Bizim işimize de aynısı gerekti. Bu bir metafor işte anlattığım şey. Size anlatmak için kullandığım şeyi doktor örneğiyle açıklıyorum. Sizin de müşteriyle çalışırken ortak bir metaforunuz, anlatamadığınız şeyleri anlatmayı kolaylaştıracak yöntemler bulmanız gerekiyor. Ortak bir dil oluşturmaya çalışıyorsunuz aslında. Eminim ki arkadaşlarınızla da vardır aranızda ortak o konuştuğunuz çeşitli kelimeler. Belki dışarıdan birinin anlamayacağı. Müşteriyle de zamanla... <laughs> uzun zaman içinde böyle bir çalışma durumuna geliyorsunuz. Refactoring dediğimiz bir durum var. Daha önce kullanan oldu mu hiç aramızda? Developer arkadaşlar vardı. Duydunuz mu? Biliyorsunuz refactoringi. Ne yapıyorsunuz? Kodu düzenliyorsunuz tekrar. Aynı işlevi yapıyor ama ne yapıyorsunuz? Kodu bir şekilde class e, diyagramlarını düzenliyorsunuz. Yazılım patronlarına benzetiyorsunuz. Bunlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Şimdi sadece genel e, olarak, overview olarak bakalım. E, büyük şemsiyeye. E, sürekli entegrasyon sürekli ne yapmanız gerekiyor? Otomasyon sistemleri kurup sürekli entegrasyon yapmanız gerekiyor. Yani yaptığınız sisteme Lego parçaları gibi yeni parçalar ekleyip tüm sistemin stabilizasyonunu bozmamanız gerekiyor. Bu çok kolay bir iş değil. Emin olun ki bir makine mühendisi bir krank milini bu şekilde öğretemez. Çok zor bir iş bu. O yüzden bizim işimiz diğer mühendisliklere göre daha karmaşık ve daha fazla sorun içeriyor maalesef. Ee, bunun dışında kodlama standartlarına uymanız gerekiyor. Eğer kodlama standartlarına uyarsanız ee, i̇şiniz çok kolaylaşıyor. Demin bahsettiğim örneğe göre düşünecek olursanız, mesela bu yazılım gruplarında büyük problemdir. İşte e, şey köşeli parantezi nasıl kullanayım, e, array açarken nasıl açayım, yaptığınız yazılımın konfigürasyonu içerisinde belirlediğiniz standartlarda herkesin aynı şekil kod yazması en önemli e, etkenlerden birisi. Çünkü bunu e, incelerken ve yaparken beraber çalıştığınız insanlar e, size bu konuda e, özellikle baskı yapacaktır, o şekilde yap diyecektir. Yani çevik yazılım olması için, yazılımın çevik hale gelebilmesi için bu da önemli şartlardan bir tanesi. Şimdi burada kritik bir şey, yazılım ürünü müşteri takımı ile birlikte çalışarak üretiyor. Müşteri yazılım takımı ile birlikte yazılım ürününün üzerinde çalışıyor. Müşteriden uzak bir şekilde bu işi yaparsanız, Müşterinin fikirlerine de hakim olamazsınız, e, müşteriyle ilgili yaptığınız çalışmalarda e, yani onun düşüncelerini bilemediğiniz için siz belli kabuller yaparak sorunları çözmeye çalışırsınız. Bu da sonrasında büyük problemlere sebep olabilir. Burada müşteriyle kastım yine illaki dışarıdaki sattığınız kişi olmak zorunda değil. Bu yazılımı yaptırmak isteyen kişi sizin için bir müşteri e, profili oluşturabilir. Yani bu yazılımı kim yaptırmak istiyor? Ee, o bir profil oluşturabilir ee, ve bunun sizinle birlikte çalışması gerekir. Ee, öğleden sonra yapacağımız çalıştayda zaten ben Product Owner olacağım, müşteriniz ben olacağım. Scrum Master'lar gelecekler, bilgiyi benden alacaklar. Yani bana ürün geliştiriyor olacaksınız. Burada ben müşteriyi temsil ediyor olacağım. Ama müşteri sizinle birlikte çalışıyorsa emin olun işleriniz çok kolaylaşır. Bizim yaptığımız birçok projede biz bunu 2000 yılından beri bu şekilde uyguluyoruz. Az çok ismini bilmeden ya da bilerek. Müşteri bizim içimizde olup bize requirementları, gereksinleri verdiği zaman bir toplantı sırasında müşteri zaten sizin savunucunuz oluyor. Kim kendi de emek verdiği ve kendi de işin için bir parçası olduğu için diğer paydaşlarla sizi can hıraş bir şekilde savunabiliyor. Böyle bir avantajınız var. Çünkü yazılım projelerindeki en büyük sıkıntılardan birisi yapılan toplantılarda istenilen şeyle planlananla istenilen arasındaki bu farkın iyi bir şekilde açıklanamamasıdır. Bunu müşteriyle birlikte çalışmak aslında çözüyor. Şimdi çevik yöntemler dediğimiz zaman, yazılım takımlarının kesinlikle işbirliği yapması gerekiyor. Herkes kendi kübiklerine kapanarak bu işi yapamaz. Ne yapması gerekiyor? Sürekli işte biraz sonra göstereceğim seremoniler var. Bunları gerçekleştirmesi gerekiyor. Değişen gereksinimlere yanıt verebilmesi gerekiyor. Eğer değişen gereksinimlere yanıt veremiyorsanız yaptığınız iş maalesef ki çöpe gidebiliyor. Bunu engellemek için aslında çevik yöntemler ortaya atılıyor. Çünkü diğer yöntemlerle yaptığınız her şey zaman içerisinde çok uzun süreçlerde geliştiği için risk faktörü giderek artıyor. Ne yapabilirsiniz? Riskle baş etmek için belki bir risk planı yapabilirsiniz ama risk planı da yani düşünün yapabileceğiniz en büyük en iyi risk planı nedir? Ürünü çalışan halde müşteriye göstermekti. Daha iyi bir risk planı olabilir mi? Şu olursa bu olacak ya da bu olursa şunu yapayım gibi önlem almaktansa müşteri zaten ürünü gider, görerek giderse işimiz daha kolay olmaz mı? Yani bu bizim gördüğümüz, pratik ettiğimiz kadara çok daha kolay oluyor. Siz istediğiniz risk planını yapın. Risk assessment'ları yapın. Dünyanın en eee etkin risk uzmanlarını getirin riskleri belirlesin ve önlemler belirlesin ve bunları almaya çalışın. Ürün olmadıktan sonra yazılım işinde geri kalan hiçbir şeyin bir önemi yok. O yüzden hani bizim işimizde risklerin planlanması aslında işin içerisindeki bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada e, karakteristik olarak düşündüğümüz zaman yazılım takımlarının değişimi olan tepki süresini hızlandırmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tepki vermediğini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun aslında bir e, hedefimizin bir tanesi. Şimdi biraz önce yazılım süreçlerinden bahsediyorduk. E, deployment, ente entegrasyon süreci var. Entegrasyondan sonra bir de maintenance süreci var. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi hiçbir yazılım müşterisi bana bunu yazdın, aldım, ben bunu demiyor. Ne yapması, ne, ne istiyor? Küçük bir skalada yapmıyorsunuz işi. Bana bunun operasyonel olarak çalışabilirliğini kanıtla diyor. Yani bana bunu çalıştır diyor. Hiçbir zaman yani konfigür et diyor, gel diyor benim ofisime konfigür et diyor. Hatta bugün birçok test mühendisi ne için kullanılıyor? Sadece ofis testleri için değil. Ne yapılıyor? Gidiyor şirkette de çeşitli testler yaparak yazılımın orada entegrasyonunu, konfigürasyonunu ve çalışmasını sağlıyor. Müşteri artık çünkü şundan mutlu değil. Eğer App Store'dan ya da herhangi bir online store'dan minik bir ürün alıyorsanız belki bunu çok önemsemeyebilirsiniz. Ama biz burada neden bahsediyoruz? Ürün bazında birçok kişinin yani 10 kişinin 20 kişinin birlikte geliştireceği kompleks bir üründen bahsediyoruz. Adama siz bunu al bu ürünü git evine kur diyemezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor müşteri? Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Operasyonel kısımda bana destek olacaksın diyor. Bu çalışmadıktan sonra benim ne işime yarar ki diyor. Bu çok mantıklı bir durum. Şu ana kadar ki mesela Kaos Report'u diye çok meşhur bir rapor vardır. Onda son 10 seneye kadar geldiğimizde yazılım projelerinin sadece Türkiye'de değil, dünyada e, neredeyse %60-70'inin fail etmesi, çalışmamasının bir sebebi operasyonel kısmı önem verilmemesi. Operasyonel kısım şu anda etkin olarak önem taşıyor. Ve sonuçta bizim operasyonel maliyetleri düşürmemiz lazım. Yani e, sistemin çalışır ve hatta e, birçok sistem... Kurulduktan sonra üzerine yine bir konfigürasyon dosyalarıyla tekrar yeni bir şeyler eklenerek büyütülebilmesi ve bunun çalışan sistemi bozmaması gerekiyor. Eğer çalışan sistemi etkiliyorsanız müşteri para kaybediyor. Çünkü adam aktif bir sistem çalıştırıyor. Siz ona hiçbir şey eklemeden yani bir şeyler eklediğiniz süre içerisinde sistemi kapatıp hadi ben şimdi bunu kapatıyorum şunu ekleyeceğim diyemiyorsunuz. Çalışır haldeyken sürekli bir şeyler eklemenizde fayda oluyor. Şimdi tabii burada bunu yaparken çevik yazılımlarda kritik olan önemli noktalardan birisi insana odaklanmak. Yani grubun birbirine odaklanması, bir kenetlenmesi ve bütün halinde çalışması gerekiyor. Bunu sürdürülebilir bir şekilde de yapması gerekiyor. Sadece bir anlık değil, sürekli olarak bu şekilde çalışması gerekiyor. Ürün teslimat bizim için en önemli olan şey bu. Başında da söylediğim gibi konuşmamın. Ürünün teslim edilmesi en önemli hedefimiz. İterasyon sonunda e, ürün çıkmıyorsa, yaptığımız iterasyon sonunda hiçbir ürün çıkmıyorsa artık biz çevik yazılım kullanıyoruz diyemeyiz. Teknik olarak bizim iterasyonun sonunda bir ürün teslimatı yapmamız lazım. Ürünü teslimatın odaklanmamız da en önemli hedeflerimizden birisi. Şimdi burada çevik yöntemler şunu söylüyor. Hani Türkçede bir laf vardır. Kervan yolda düzülür. Bunu daha önceden bir yaptığım sunumda e, bir arkadaş e, aynı şekilde söylemişti. Belki bu mecaz olarak bizim aynı anlamı e, çıkarmamızı daha kolay sağlayabilir. Ne yapmaya çalışıyoruz? Baştan kervanı aldığımız noktada tamamen doldurmuyoruz. Ne yapıyoruz? Yolda devam ederken gerekli şeyleri topluyoruz ve bu topladığımız şeylerle birlikte en baştan her şeyi planlamama üzerine kuruyoruz. Çünkü en baştan yaptığımız planlar inde sonunda ne olacak? Ee, bir kısmı çöpe gidecek. Bunu engellemeye çalışıyoruz. Çünkü orada büyük bir o şey var, yük var yapmamız gereken baştaki planda. Ha şunu ne yapıyoruz? Yapabileceğimiz çalışabilen bir parçayı üretmeye çalışıyoruz. Temel hedefimiz bu. Burada aslında e, Kent Beck'in de biraz sonra kitabını göstereceğim. Değişimi kucaklama diyorlar buna. Yani değişimi ne yapıyoruz? Görmemezlikten gelmeyip tam tersine bu değişimi kucaklıyoruz ve kucakladığımız bu değişimi kabul edip üretime e, devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi önemli sorular var. Özellikle yazılım sektöründeki kritik sorulardan bir tanesi. Müşteri ne istediğini biliyor mu? Yani ben şu ana kadar e, farklı çok müşterilerle çalıştım diyebilirim. En az 10 farklı değişik müşteriyle çalıştım. Ee, yani tabii bazı müşteriler özellikle mühendis kökenliyse ve istediği işten eminse belki bunun dışında kalabilir ama birçok müşteri ki onlar da bu gruba dahil bir zamanla özellikle dış etmenlerden dolayı tam ne istediğini bilmiyor oluyor. Bunu zaten şu anda arkadaşlarımız kafa sallayarak onaylıyorlar. Çünkü müşteri ne istediğini biliyor olsa zaten işimiz çok kolay olur. Uzaya bir araç gönderiyor olsak müşterimiz nasıl olsa iş belli. Uzaya gidilecek. Biz bunu değiştirmeyecek adamlar. Vazgeçtik işte ne bileyim Ay'a gidecektik, Merya'ya gidecektik derse mesela Ay yerine o zaman bir problem bu. O bütün sistem değişecek. Ama adam Ay'a gideceğiz işte bize bir araç yap yapacağımız iş çok net. Hiçbir şeye gerek yok. Biz bunu klasik yöntemlerle üretebiliriz. Hatta mümkün olduğunca requirement fazını daha geniş tutup yani herhangi bir hata almasını engel. Çünkü değiştirmeyecek adam requirement'ları. Yani adam requirement'ları değiştirmediği sürece gereksinimde hiçbir sıkıntı yok. Ama değiştiren bir profil var maalesef ki yazılım müşterisinde. Bu da bize ne sağlıyor? Müşterinin ne istediğini bilmediğini baştan kabul ediyoruz. Tabii bunu müşteriye her zaman söyleyemiyoruz. sessizce değişini izlemeye çalışıyoruz. Geliştiriciler müşteriyi doğru anladılar mı? Bizim işin en kritik kısmı şu. Ben dediğim gibi birçok proje grubunda bulundum. Çok iyi yazılım geliştiricilerle çalıştım. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Elinizdeki requirementlar kadarsınız. Öyle değil mi? Requirementlar neyse elinizdeki adamla onu yazarsınız. Ben dünyanın en iyi designerını tutayım. Requirementları, bu da requirementçi arkadaşlar var. İyi bir şekilde getirememişlerse önüme. Ben onu yazacağım sonuçta. Ve müşterinin istediği şey olmayacak bu aslında. Arkadaşlar müşteriyi yanlış anladılar. Olabilir mi? O, kesinlikle olabilecek bir şey bu. Çok e, olası bir şey. Aralarında kullandıkları dil matematik olsaydı işler çok kolay olabilirdi. Ama matematik değil yazı dili kullanıyorlar. E sonuçta lirik bir dilde kullanmıyorlar. Burada biz duygulara da yer vermiyoruz böyle bir sistemde. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu matematikselleştirmeye çalışıyoruz. Sistematik bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. En başta söylediğim gibi. Bunu her zaman çok başarılı olarak yapamayabiliriz. Müşteri de bunu çok iyi bir şekilde ifade edemeyebilir. Gereksinim analizi yapan arkadaş da bunu çok iyi bir şekilde ifade edemeyebilir. Bu pozisyonda elimizde dünyanın en iyi yazılım geliştiricileri olsa ne fark eder? Ya da en büyük donanımlarına sahip olsak, elimizdeki en yeni teknolojiye sahip olsak ne fark eder? Bu bizim için aslında kritik bir şey. Yani bence ülkemizde olması gereken bir şey bizim gereksinim analizini çok iyi yapan insanlar yetiştirmemiz lazım. Yani yazılım geliştiricilerinin yanında. Bu bir eksiklik. Çünkü bunu Hindistan'dan, Çin'den ya da başka bir yerden sağlayamazsınız. Kim yapmalı bunu? Kesinlikle buradaki yaşayan insanlar, buradaki kişilerin yapması gereken bir şey bu. Şimdi avantajları düşünecek olursak aslında çevik yazılımda ürün kalitesine olan sorumluluk vurgulanıyor. Ürünün kalitesi sağlanmaya çalışıyor. İşi yalın ve net tanımlamamız gerekiyor. Aslında ortak metaforlarımızın temeli buradan çıkıyor. İşi yalın ve net tanımlamak için ne tür metaforlar, mecazlar kullanabiliriz buna bakıyoruz. Sistemi sürekli iyileştirip şekillendirmemiz gerekiyor. Sistem bir kere de yazılıp bitmiyor. Ne oluyor? Sürekli Lego yapar gibi düşünün kendinizi. Ben ki zaten e, aranızda bilmiyorum Lego oynayan var mı? Özellikle e, yazılım geliştirici arkadaşların, belki çocukları olduğu zaman olabilir ya da belki kardeşleri ya da kuzenleriyle Lego oynamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok net bir şekilde e, modüler dekompozisyonu anlamak, modülleri birbirine takıp parçalamak, bir şeyden farklı bir şey yapabilmek Sadece iki şey de oluyor. Birisi Lego, ikisi yazılım geliştirme. Yani bunu zaten yaşıyorsunuzdur eğer yazılım geliştiriyorsanız. Bir komponenti evirip çevirip başka bir şey çevirebildiğiniz başka bir alan bu kadar net olarak gözlenebilen başka bir alan pek bilmiyorum. Ee, onun dışında ne diyoruz? Sürekli iyileştirerek yeniliyoruz. Tüm testler iyileştirme sırasında yineleniyor. Şimdi işte biraz önce bahsettiğim gibi düşünecek olursanız ne yapmaya çalışıyoruz? Tüm testleri tekrar koşturuyoruz herhangi bir kişinin eklediği bir şey sonucunda sistemde herhangi bir sıkıntı yaratıp yaratmadığını tekrar tekrar çalıştırarak anlamaya çalışıyoruz. Şimdi normalde bizim aslında yapmamız gereken her sürümün iş öncelikleri belirleniyor. Biraz sonra biraz daha detay vereceğim ve bunları tahmin etmeye çalışıyoruz. Tahminlerimizin doğru yanlış olmasından ziyade sonuçta çalışan ürün önemli. Burada olabildiğince işi yalın tutmaya çalışıyoruz. Müşteri kapsam öncelik ve tarihlerle iş perspektifini belirliyor. Her şeyi müşteriden alıyoruz. Yani kendimiz şuna karar vermiyoruz. Requirement'lar, gereksinimler elimize geldi, hadi burayı yazalım demiyoruz. Müşteri bize önceliklerini belirtiyor ve bu önceliklere göre ürünün o hangi parçası üretilmesi gerekiyorsa onu üretmeye çalışıyoruz. Takım ne yapıyor? İlerlemeyi sürekli takip ediyor. Burada sorumluluk sadece e, takım liderinde değil, tüm takıma yayılmış bir şekilde oluyor. Ki eğer zaten kaliteyle ilgili bir şey okursanız, özellikle yazılım kalitesiyle size söylenecek bir şey, kalite... Ne yapmalıdır? Tüm takım tarafından sağlanmalıdır. Kalite yöneticisi ya da kalite eden sorumlu kişi sadece ne yapar? Bunu kontrol eder. Oluyor mu olmuyor mu diye bakar. Ama kalite bizde şöyle yanlış bir anlaşılma oluyor bazen. Ee, kalite sadece kalite yöneticisinin sorumluluğundadır gibi oluyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ne olması gerekiyor? Kalitenin difüze olması, yayılması gerekiyor. Herkesin bundan sorumlu olması gerekiyor. Ancak istediğimiz toplam kaliteye o şekilde ulaşabiliyoruz. Onun dışında bizim için önemli olan diğer şey incremental, arttırımlı bir geliştirme stratejisi uyguluyoruz. Biraz önce Lego örneğinde vermeye çalıştığım gibi. Bir parça öğretiyoruz, diğer parçayı üretiyoruz, üst üste bağlıyoruz, başka bir şey dönüştürüyoruz. Ve bunlar birleşerek, Lego parçaları gibi birleşerek ürünün parçaları ortaya çıkıyor. Şimdi Kent Beck e, Extreme Programming kitabını 2000 yılı civarında yazmıştı diye hatırlıyorum. E, burada aslında çevik yöntemlerden bahsederken teknik olarak e, çevik yöntemlerin, e, burada XP'den bahsediyor. Çünkü ilk ortaya atılan yöntem Extreme Programming'tir, XP'dir. Biraz sonra biraz daha detay vereceğim. E, ge Yazılım geliştirmek için hafif... Burada hafifle kastı aslında dokümantasyon oluyor genelde. Klasik yöntemlerin en büyük sıkıntısı çok fazla dokümantasyon yapılmasıdır. Bu yani üretime geçene kadar o kadar çok dokümantasyon yapılır ki hatta yani kod yazacak vakit kalmaz. Sadece dokümantasyon yapılır. Buradaki hafiflikle kastı o verimli kod gördükçe ve çalışan kod verimliliği sağlıyor çalışıyor olması. Düşük riskli diyor çünkü düşük riskli olması ne demek? Hiç ürünü görmeden 6 ay geçirip Son iki ay kala ürünü geliştirmeye çalışırsanız, bilmiyorum başınıza geldi mi, çok zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Bir sürü şey yanlış anlaşılmış olabilir, riskler artıyor. Esnek, ne yapabiliyorsunuz? Mesela başta belirlenen e, gereksinimlere göre başladınız, eslediniz, başka tarafa döndünüz. Müşteri çünkü fikir değiştirdi, esneyebiliyorsunuz. Öteki türlü siz bunu ürettikçe, müşteri gördükçe fikir değiştirmesine imkan sağlayamayabiliyorsunuz. Öngörülebilir. Öngörü, yani e, yani bunu workshop'ta da göreceksiniz çalıştayda. Kendi yaptıklarınızın sonunda, iterasyon sonunda çıktıları öngörebiliyor oluyorsunuz belli bir zaman sonra. Hatta iyi takımlar e, bu projeleri iyi bir şekilde parçalayabildiklerinden dolayı e, öngörebiliyorlar ne kadar zamanda yapabileceklerini. Ki kullanacağınız çeşitli e, araçlar da aslında buna yardım ediyor. Bilimsel, sonuçta sistematik bir yöntem uyguladığımız için e, bilimsel kabul edebiliyoruz ve eğlenceli bir yöntemdir demiş. Kent Beck bunu e, 1999-2000 yılında yazdığı ilk Extreme Programming Explained kitabında bu şekilde açıklamış. Sonuçta e, bu şekilde bir kontrol mekanizması kurmamız söz konusu. Şimdi tabii dezavantajlarımız var, bir de onlara bakalım. Ne diyoruz? Sözlü iletişime dayalı. Gruplar sürekli toplanıyor, herkesin birbirine ne yapması gerekiyor? Güvenmesi gerekiyor. Yaptığınız işin fail edip etmemesi, e, sorunlu olup olmaması yanınızdaki insana çok bağlı. Normalde öteki türlü bir durumda dokümantasyon üzerinden çalıştığımız zaman aslında bu ne oluyor? Dokümantasyonla süspans edilmeye çalışılıyor. Ya da işte diyorsunuz ki Ali Ahmet hata yapmış. Dokümanını yazıyorsunuz. Konfigürasyon menajere bunu veriyorsunuz e, konfigürasyon yöneticisine. Sorundan kurtulmuş oluyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Sürekli ürün ürettiğiniz için teknik olarak bunları bilmeniz gerekiyor. Tasarım odaklı geliştirme yerine kod odaklı, odaklı üretim yapıyorsunuz. Bu aslında bir dezavantaj. Yani ama bir yandan da avantaj. Dezavantaj olarak gördüğüm şey, başta elinizde bir model yok. Düşünün bir ev yapacaksınız, elinizde hiçbir model yok. Yavaş yavaş üretmeye başlıyorsunuz, Lego yapar gibi, Lego bir ev yapıyorsunuz gibi düşünün. Genelde mesela inşaat sektöründe pek bu mümkün değildir. Ne yapmanız gerekir? İnşaatı görmeniz gerekir, evin şeklinin belli olması gerekir. Ama tabii burada şöyle bir avantajları var inşaat sektörünün müşterisi sürekli tuvaletin yerini değiştirmek istemez. Ya da salonu al buraya koy demek istemez. Ya da ışıkları yukarı takma aşağı tak demek istemez. Ama bizim müşterimiz sürekli bunları söylediği için müşterinin elinden kurtulma zamanınız çok daha geç bir zamana denk geliyor. Bunun kalite testlerle sağlanıyor. Bu mesela kalite ile ilgilenen özellikle klasik düşünceye sahip olan insanlar için bir problem olabilir. Çünkü bütün her şey testlere dayanıyor. Sonuçta test tabanlı kalite yönetimi yapmış oluyorsunuz. Bazen bununla ilgili çeşitli eleştirileri okuyorum. Özellikle akademik makalelerde işte e, büyük sistemlerde sadece testlere dayalı değil, işte risk assessment dediğimiz risklere dayalı, başka şeylere dayalı çeşitli e, kalite kontrol sistemleri var. Hatta gelişmiş sistemler var. Siz bunlardan vazgeçiyorsunuz. Sadece her şeyi teste bağlamış oluyorsunuz. Testleriniz çalışıyorsa ürün çalışıyor diyorsunuz. Benim profesyonel görüşüm aslında kaliteyi bunlarla sağlamak birazcık daha kolay. Diğer dokümantasyon işte ağır dediğimiz, ağır siklet dediğimiz şeylerde belki dediğim gibi uzaya mekik gönderiyorsanız öyle olması şart. Ama hani küçük bir ürün geliştiriyorsanız onun içerisinde yok olabiliyorsunuz. Ürünü geliştirmekten farklı şeyler yapmanız gerekebiliyor. Öncül tasarım eksikliği var. Normalde bu binayı yapacağınızı düşünün. Herhangi bir sorun olduğu zaman ne yaparsınız? Açarsınız, e, blueprintlerine bakarsınız, e, tasarımına bakarsınız. Kablonun nereden nasıl geçtiğini anlamanız çok kolaydır. Burada önde bir tasarımınız yok, tasarım sürekli bir şekilde devam ettiği için e, bir eksiklik söz konusu olabilir. Öğrenmesi çok kolay. Şimdi mesela anlatırken çok kolay geliyor ama bilmiyorum tecrübelerinizi. Genelde benim sunum yaptığım şirketlerdeki çoğu en büyük sorunlardan bir tanesi uygulaması gerçekten zor. Uygularken ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ya da kitabı hani yemek tarifi gibi yemeğe bakıp uygulaması çok kolay değil. O yüzden belki birazcık da tıba benziyor. Yani kendi kendinize YouTube'dan Seyrederek ameliyat yapamazsınız herhalde. Ne yapmanız gerekiyor? Bir hoca tarafından eğitim almanız gerekiyor. Aslında bizim işte sonuçta teknik olarak böyle bir zorluk içeriyor. Yani okuması ve görmesi kolay, ama uygulamaya geldiğiniz zaman yani çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz ve bunu ne zaman fark ediyorsunuz? Uygulamaya geldiğiniz zaman. O zamana kadar biliyorum diye bir düşünce oluşabiliyor kafanızda. Şimdi çevik yazılım manifestosu dediğimiz şeyden bahsedelim. Aslında bir grup insan dediğim gibi özellikle yazılım geliştirme konusundaki uzman ne yapmışlar? Daha iyi yazılım geliştirme yollarını anlamak ve insanları anlatmak için böyle bir manifesto yayınlamışlar. Bu tabii ki teknik bir manifesto. Yani bu işin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir prosedür aslında. Ve sonuç itibariyle bu insanlara bir şekilde duyulmak istenmiş. Şimdi manifestoda dört tane ana başlık var anlamamız ve görmemiz gereken. Burada aslında amaç şu, çıkıp da ben çevik yazılım geliştiriyorum diyen grupların ve takımların bu manifestoya uyması isteniyor. Yani bu ana kural kitabı bunlara uymadığınız zaman aslında siz bu işi çevik yazılım yöntemiyle yapmıyorsunuz demek oluyor. Şimdi birinci faz ki ben bunu şeyde de sınavlarda sorduğum tek ezber sorusu budur açıkça söyleyeyim başka ezber sormam ama bunu öğrencilerin kesinlikle kafalarına yazmalarını istiyorum genelde özellikle yazılım pratisyenleri için de. Yani ben çevik yazılım geliştiriyorum diyen birisinin bunu net olarak kafasında olması gerekiyor. Bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere. Süreçler ve araçlar önemsiz mi? Hayır önemli. Ama bireyler ve etkileşim daha önemli. Bundan daha üstün tutuyoruz diyor. Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılımı. Kapsam dokümantasyon önemsiz mi? Hayır. Ama çalışan yazılım olmadığı zaman ne fayda? Ne yapacağız dokümantasyonu? Bir yere kaldıracağız. Öyle ben çok proje gördüm. Sadece dokümantasyon önünde duran, orada bir CD'nin içinde yer alan. Ama ne oluyor? Teknik olarak çalışan ürün yok ortada. Sözleşme pazarlıklarından, şimdi ne yapıyorsunuz? Müşteriyle belli sözleşmeler yapıyorsunuz. Şu olmazsa şu kadar para vereceksin, bu olmazsa şu kadar yapacaksın. Bununla bu kadar zamana teslim edeceksin. Şimdi bu noktada bunlar ne yapıyor? Belli bir zaman sonra yazılım ürün haline getirilmezse gerginlik yaratıyor müşteriyle. Bu sefer avukatlar konuşuyor. Bir ara Microsoft'un avukat sayısının yazılımcı sayısından fazla olduğunu söylüyorlardı. Çünkü açtığı davalar ve başına gelen olaylar çok daha fazla olduğu için. Şimdi pazarlıktan ziyade müşteriyle işbirliğine odaklanmak. Yani mümkün olduğunca müşteriyle anlaşmaya çalışmak. Bu aslında bizim kültürümüze de uygun. Değil mi? Yani bu mesela düşünecek olursanız bu batı kültüründen çıkan bir şey olduğu zaman adamlar yazılı dokümanı daha çok seviyor. Biz daha oral bir kültürüz, daha fazla konuşmayı seviyoruz. Müşteri işbirliği bizim için aslında bu işin yani kurtarır tarafı. Müşteriyle anlaşabiliriz, konuşabiliriz. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermek. Şimdi bazı pozisyonlarda bilmiyorum Almanya'yı gören var mı aranızda? Mesela bir ışık bozulsa Almanya'da, ışık kırmızıda kalırsa hiçbir araç geçmez. Yani sisteme o kadar güvenir insanlar, hani kırmızı yanacaksa bu şekilde kalır derler. Ee, şimdi normalde bizde ne olur kırmızı ışık bozuk olduğuna biz karar verebiliriz kendimiz, hani burada aslında çevik yazılımda bizim değişime karşılık vermeye e, olduğumuz bir tepki. Sürece komple bağlı kalırsak, sürece bağlı kaldığımız süre içerisinde tamam süreçle bağlı olarak çalışmak güzel. Fakat süreç bizi bir bataklığa sürüklüyorsa bundan çıkmamız gerekiyor. Aslında bu küçük aralıklarla ürün üretmek ve sürekli çalıştırmak bunu çözüyor. Ama teknik olarak her zaman böyle bir duruma düşebiliriz. Bu o, noktada da bunu anlamamız gerekiyor. Biz burada şunu söylemiyoruz diyor adamlar. Sağ tarafla sol taraf arasında büyük bir şey yok. İlla sadece bunları yaparım ötekileri uygulamam değil. Sadece bunlara daha çok önem vermeyi, öngörmemiz ve bunu uygulamamız gerektiğini iddia ediyoruz diyorlar. Aslında manifesto yayınlayanlar zaten bunu söylemeye çalışıyorlar. En önemli en, e, önceliğimiz erken ve devamlı teslimat diyorlar. Zaten continuous integration e, e, sürdürülebilir teslimat e, daha sonradan işin e, yeni boyutu haline geliyor. Bunu söyledikleri zaman daha ortada böyle bir durum söz konusu değil. Değişen gereksinimler yazılım süreçlerin her aşamasında kabul edilmelidir diyor. Çünkü biz bunu biliyoruz ki müşteri istediklerini değiştirecek. Bundan bir kaçış yolumuz yok. Bunu görmemeye çalışmak ya da buna, bana bunu dokümanta olarak ver ya da ben bunu dokümana, şey, yazılıma eklemiyorum demek bizim sorunlarımızı çözmüyor. Çünkü adamın istediği şeyi son, sonuç itibar yapmamış oluyoruz. Onun dışında bizim amacımız çevik yazılım kullandığımız zaman ne yapmak? rekabet avantajı oluşturmak. Müşteri çok hızlı bir şekilde piyasaya çıkabiliyor. İki tane şirket düşünün. Birisi çevik yazılım geliştiriyor. Çevik yazılımda ürün geliştiriyor. Birisi standart bir şekilde konvansiyonel yöntemlerle, klasik yöntemlerle geliştiriyor. İkisi de 6 aylık süre düşünün e, biçildiğini. Kim daha riskli olabilir? Konvansiyonel yöntemlerle özellikle piyasada rakipleri olan bir firmanın 6 ay sonunda bir ürün çıkarması ve prototipi sonradan görmesi çok riskli olabilir. Burada çevik yazılım her zaman için müşteri için bir avantaj. Müşterinin içini ferah tutmayı sağlıyor. Görüyor ürünün üretim fazlarını. Yani bu kadar netleştiriyor. Şimdi yazılım ürün dediğimiz şey aslında bakacak olursanız biz normalde derslerde de bahsederken yazılım aslında görünmez bir ürün. Ne anlamda görünmez? Şu anda hepimizin önünde bilgisayarlar var. Hard diskimize birazcık daha bilgi ekleyelim. Hadi ben size bir şeyler ekleteyim, yaptırayım. Ağırlığı artıyor mu bilgisayarın? Artmıyor değil mi? Gene aynı ağırlıkta. Ne kadar da terabaytlarca data koysanız da değişmiyor. Yani bu onun dışında yazılımı koklayamıyoruz. Belki ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz çalıştığını ama yine görünmezlik söz konusu. Yani yazılımın kendisi bütün duyu organlarımızı algılanabilecek bir yapıda değil. Müşteri açısından düşünün bunu. Gemi yaptıracak olsa size gemiyi yavaş yavaş ürettiğinizi görecek adam. Çaktırmadan bakabilir, ha yapıyor bu gemiyi falan diye. Yazılım olduğu zamanki durumu düşünün. Biz çoğu zaman bu duruma düştük daha önce piyasada. Adam size güveniyor, gidiyor, ortada hiçbir şey yok. Hani 5 e, ay oluyor, 6 ay oluyor, başlıyor huzursuzlanmaya diyor ki yani ne zaman ben bir ürün göreceğim diyor. Bu büyük bir sorun değil mi sizce de? Bunu çözmeye çalışıyor aslında çevik yazılım. Yani amacımız müşteriyi, çünkü müşteri size bunu söylemese bile 5 ay e, düzgün gitse işler, 6. ayın sonunda ne yapmaya başlıyor? Yavaş yavaş artık e, nerede görecek mi sizin yaptığınız şey ne oldu falan demeye başlıyor. Ve en büyük sorun ne oluyor? En ufak bir şey gördüğü zaman müşteri ki bu da bizim başımıza çok sıklıkla geldi. 6 ay sonra adama ürünü gösterdiniz düğmeye bastı çalışmadı. Olmamış bu diyor direkt. Ya ama her tarafı çalışıyor aslında bir tek o düğme çalışmadı ya inandıramıyorsunuz müşteriyi. Bu da büyük bir sorun haline gelmeye başlıyor. Bunları çözmemiz gerekiyor teknik olarak. Şimdi o yüzden yazı, çalışan yazılım dediğim gibi ben e, Türkiye'ye döndükten sonra derslerde bunu anlatırken bir ay süresi söz konusuydu. Bir ayda, ayda bir üretim söz konusuydu. Şu anda aslında daha da kısaldı aralık. 15 gün, 10 gün. Ne kadar çabuk ürün görebilirse müşteri o kadar memnun oluyor. Ee, tabii bu süreçlerde proje sahipleriyle iş süreçlerini oluşturanlar birlikte çalışmaları gerekiyor. Tabii iş süreçleri aslında gereksinim analisti ya da sistem analisti uzmana geliyor ama bu bilgilere onun birinci elden müşteriden alabiliyor olması olabilecek herhangi bir e, takım arasındaki e, şeyde tartışmada ne yapılması gerektiğine karar verebiliyor olması gerekiyor. Bunlar olmadan zaten işi sürdüremiyoruz. Şimdi amacımız aslında motive olmuş bireyler. Ne kadar iyi motivasyon sağladığımız. Benim gördüğüm mesela birçok yazılım şirketinde e, özellikle bu kodlama ve temizleme dediğim mantıkla çalışıldığı durumlarda insanlar genelde mutsuz oluyor. IT sektöründe çalışan birçok tanıdığım sırf bu yüzden çok mutsuz. Çoğu bu işi bırakmak istiyor. Bunun temel sebeplerinden birisi sistematik olarak çalışılmadığı ve sürekli patronun ya da takım liderinin ya da müşterinin üzerinize yüklenmesinden kaynaklanıyor. Sürekli müşteri sizden yeni şeyler istiyor ve bu bitmeyecekmiş gibi geliyor. Burada yine kafa sağlayan arkadaşlar görüyorum. Yani ve hani belli bir noktadan sonra yeter artık diyorsunuz. Ne zaman bu iş bitecek? Yani bu sizde büyük bir bıkkınlık yaratmaya başlıyor. Bunu engellemek için aslında motive olmuş bireyler oluşturmanız lazım. Motive olmuş birey nasıl oluşabilir bizim işte? Güvenle oluşabilir. Adama güveniyor olmanız lazım. Şimdi adama güvenip 4 ay boyunca, güveniyoruz diyorsunuz arkadaşa, 4 ay boyunca güvenip gitsin çalışsın ne yaparsa yapsın diyemiyorsunuz da ne görmek istiyorsunuz? Siz çalışan ürün görmek istiyorsunuz, adam üretmek istiyor. Bundan iyi bir motivasyon ve birliktelik var mı? Bence yok. Adam ne kadar çabuk bir ürün üretirse onun için de o da rahatlıyor. Yani diyor ki ürün parçalar halinde üretilmeye devam ediyor, her şey yolunda diyor. Şimdi tabii bu noktada yüz yüze iletişim çok önemli oluyor. Bu, bu bilgileri yazılı olarak birbirinize alıp vermeniz bile büyük bir zaman kaybı. O yüzden mümkün olduğunca yüz yüze konuşmaya çalışıyorsunuz. Bu da takımın aslında çok aktif bir şekilde, aynı bir spor takımı gibi birlikte hareket edebilmesini sağlamak e, söz konusu olabiliyor. E, çalışan yazılım, ölçümümüz bu, metriğimiz bu çalışan yazılım üretiyoruz. Başka hiçbir ölçüğümüz yok. İsterseniz 3 sayfa döküman hazırlayın, isterseniz 300 sayfa döküman hazırlayın. Çalışan yazılım yoksa hiçbir şey yok. Temelde şeyimiz bu. Sürdürülebilir geliştirme, sustainable pace, bundan da bahsedeceğim. Bir takım düşünün, bir kürek takımı düşünün, kürek çekiyorlar. Ne yapmaları gerekiyor? Belli bir hızla çekmeleri gerekiyor. Eskiden Mesela bizim mehter takımlarımız vardı. Niye vardır mehter takımı? Savaş sırasında sustainable bir pace yaratmak için. Ordunun hem moralini yükseltmek için hem de savaşırken eskiden mesela davul çalarlardı. Gemilerde davul çalarlar mesela kürekçiler için. Belki filmlerde görmüşsünüzdür. Aynı mantıkla sizin bir şey yaratmanız gerekiyor. Sürdürülebilir bir e, pace yani bir akış yaratmanız gerekiyor. Spor yaparken de aynısı geçerli. Ne yapmanız gerekiyor? İşi bir şekilde belli bir düzende yapmanız gerekiyor. Hani mesela genelde bizim spor yapma şeyimiz nedir? Pazar günü 12 saat spor yapayım her şey bitsin. Öyle değildir ama ne yapmamız gerekir? Düzenli ve düzgün bir şekilde her gün belli aralıklarla yapmamız gerekir. Ders çalışmak için de, spor yapmak için de yapılacak olan her tür düzgün entelektüel aktivitede, spor aktivitesinde de aynısı geçerlidir. Burada da bundan farklı bir şey söylenmiyor aslında. Sabit bir tempo tutturmanız gerekiyor üretim için. Ee, onun dışında teknik mükemmelliyetle üretim konusunda sürekli özen göstermeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Kodunuzu düzgün yazıyorsunuz. Kodu e, bir şekilde standartlara uygun yazıyorsunuz. Herkesin yazdığı şey anlaşılır oluyor. Bu da çok zor bir şey. Aslında yapılmaya çalışılan, istenen bir şey ama kolay elde edilen bir şey değil. Sadelik gerekiyor. Sadelik aslında tasarımın temeli. Yani genelde yeni mezun arkadaşlarda da çok görüyorum. Kendi bazı arkadaşlarımda da çok görüyorum. Çok şey bilen insan çok şey koymak istiyor bir şeye. Hani yaptığı şeye çok fazla şey koymak istiyor. Yani bir müzik grubu düşünün. Eğer davul çalan bir kişi iyi davulcuysa bütün yeteneklerini kullanmak istiyor. Bu doğru bir şey değil. Belki şarkıya uygun değil bütün yetenekleri. Bizim işte de aynısı e, söz konusu. Bilmiyorum yine burada bazı kafa sağlayan arkadaşlar oluyor. Yani ben çok iyi yeteneklerim var. Hepsini bir şarkıda kullanayım dersem solo albüm çıkarmam gerekir. Tek başıma belki virtüöz olarak hani e, bir albüm çıkarabilirim ama grup halinde yapılan bir iş olduğu için yazılım mühendisliği Teknik olarak aslında ben bunu nasıl sağlamalıyım? E, grup halinde yapılan bir aktiviteye uygun bir şekilde sağlamalıyım. Belki bilirsiniz kendi başına mükemmel e, o, e, enstrüman çalan insanlar vardır ama grup haline geldikleri zaman bir şey yapamazlar. Bu bizim başımıza gelmişti öğrenciyken. grubumuz vardı e, kendimize bir mesela gitarist arıyoruz gitarist çok iyi çalıyor ama bizim grupla birlikte çalamıyor. Bizim işte de böyle bir sorun söz konusu. Ne yapmanız gerekiyor? Grupla birlikte hareket edebilecek şekilde olmanız gerekiyor, yapıda olmanız gerekiyor. Tabii burada kritik olan şeylerden bir tanesi kendi kendini örgütleyebilmek. Ne anlama geliyor bu? Grup kendi kendine belli kararlar verebilmeli. Müşteri de grubun içinde olunca zaten verilen kararlar müşterinin de e, şeyinden, bilgisinden geçiyor o durumunda oluyor ve bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani sorumluluk vermiş oluyorsunuz. E, ve bu sorumluluğu taşıyan gruplar oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunlar kendi sorumluluğunu taşıyabilecek hale geliyorlar. Şimdi takım dinamikleri ve takım kendi nasıl daha verimli olabileceğini düşünüyor. Zaten burada genel anlamda benim çalıştırdığım çevik yazılım takımlarında ve gördüğüm takımlarda ne kadar yazılım çevikse grup ya birbirine çok iyi entegre oluyor ve mükemmel bir grup haline geliyor ya da çok fazla kavga çıkıyor. Yani gördüğüm klasik tarz yazılım geliştiren gruplarda hiç kavga çıkmadığı da çıkmaya da bilir. Ama çevik yazılım geliştiren gruplarda herkes birbirine güvenmesi gerektiği için çok daha fazla gerginlik yaşanıyor yani birinin yapamadığı bir şey çok büyük bir sıkıntı haline gelebiliyor grup içerisinde çünkü o diğerine bağlı oluyor çok bağlı oluyor birbirine çünkü ay sonuna ya da işte 15 gün içinde ürün çıkarmanız gerekiyor. Yani bu bir zorluk ve bu zorluğu aşmakta aslında grup dinamiklerini ayarlamakla oluyor. Ve bunu kesinlikle bir patron değil belli bilinç seviyesinde olan bir grup bireyin birlikte oturup karar vermesi gerekiyor. Şimdi isterseniz yorulduğunuz biraz herhalde 5 Be dakika ara verebiliriz. <laughs>